Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz yıl dönümündeyiz ve yıl dönümüne özel videolar gelecek. Bugün kostüm önerisi videosu gelecek. Hangi kostümleri alabiliriz? Yani yeni başlayanlara biraz daha yönelik sıfırdan bir kostüm listesi yaptım. Daha sonra da biraz daha ileri düzeylere yönelik almadıklarım arasından öneri yapacağım ve çekilişi kazananların çoğu ulaştı. Takipçisi atıp yazmayanlar oldu. Eğer ki kazandıysanız mutlaka yazın kazandım diye ve YouTube profilinize atın ki atayım. Bir az kişi kaldı. Onlar da yazsın. Göndereyim. Olmazsa yedeklere de atacağım. Öfkeye indirim geldi. Tüm premium kartlardaki şey gitti. Biliyorsunuz zaten son indirimin 2 günü kaldı ve deneyebilirsiniz istiyorsanız öfke. Şahsen ben bir kere deneyelim. 410 varmış. Deneyelim ne olacak ya? Bir şey olmaz. Yani düşerse düşer. Ohohoho! Öfke düşürdük. Öfke düşürdük. Hiç beklemiyordum. Oha öfke düşürdük. İnanılmaz oldu. İnanılmaz oldu. İnanılmaz oldu. Gerçekten şu anda beklemiyordum ben şok. Süper devrede yaptık. Bu da mükemmel bir haber bence. Hesabımız açısından şöyle bakıyorum. İnanılmaz kastık. 7-8 ayda mükemmel kastık ve şu an hala şoktayım. Bir dakika. Süper devi yaptığımı göstereyim. Tekrardan yapılış videosunu göstermeyeceğim. Çünkü zamanında göstermiştik. Belki Scarlet 3'te yaparız. Süper devi yaptık. Her şeyi tamdı zaten. Ekipmanları da 25 potansiyelini falan her şeyi açtık. Fullledik. Altının skillini açtık. ISO 8'ini dizdik. Artefakt taktık. Özel ekipman da takmıştım şöyle bir şey ama şu anda idareten ben bu öfkeyi kesinlikle takacağım. Öncelikle özellik değiştir diyelim ve ne oluyor? Bir dakika. Dur. Özellik değiştir dediğimizde bunu otomatik oto seç dediğimizde bir dakika şöyle diyelim. Tamam. Ha kendiliğinden değişti. Ha bir kere tamam. Bir an dedim ne oluyor acaba? Şöyle bakalım bir 0.9 falan gelse maksimum değeri gelse hemen takarız. Deneme videosu da o zaman artık gelir. Yani şu anda sadece 405 kristalle siz kesinlikle denemeyin. Evet şu anda full geldi. Kesinlikle denemeyin. Çünkü yani deneyin aslında 405 kristal. Bence 5000 10000 civarı kristaliniz varsa kesinlikle denenecek vakit şu anda. Yani 4000'e 10 tane kutu açıyorsunuz onlu. 10 tane onlu kutu açıyorsunuz ve öfkeye düşürdük. Şöyle süper dev hakkında ufaktan konuşayım. Özel ekipmanda evet şu haliyle bakın yani çok fazla hasar kaçıyor ama çok zamanda da hasar vuruyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Kostümü böyle, özel ekipmanımız böyle, artefaktımız bu şekilde, ISO 8'lerimiz böyle, yetenekler böyle. Uruları daha dizmedik. Detayımız daha bu şekilde ve 7 milyon skor atabildim. Açık konuşayım. 7 milyon skor attım çünkü 5-6 sefer hasar kaçtı. Kaçıyor. 6'dan sonra biri vurunca hasar patlayabiliyor. 5'i vururken de patlayabiliyor. 2 ile 4'te patlamıyor. Zaten 14'ün hepsini vurduktan sonra 3'e kadar gelmek çok büyük iş. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani gecikmeli oynayabilirsiniz. Mesela hasar patlatırsınız. Son bir saniye hasarın bitmesine bir saniye kadar rotasyonu döndürüp o şekilde oynayabilirsiniz belki. Ne demek istediğimi biraz daha tecrübeli oyuncular anlamıştır. Ama kesinlikle yargı veya öfke takılması lazım ki yargı takılması lazım. Ben şu anlık bu öfkeyi süper deve takmayı düşünüyorum. Çünkü aynen süper deve takalım değil mi? Bakayım. Takacak bir karakterim yok. Loki de var. Makara da var. Kingpin de var. Mephisto da var. Kaptan Amerika'da da ekipmanımız var. Doktor Octopus da herkes de var. Süper deve idareten takalım. Evet şu an çok iyi ve şu ekipmanla ne kadar fark yaratacağını merak ediyorum. Şu anda konumuz bambaşka yere gidiyor. Biraz uzun olacak. Heh. Kritik oranımız fullendi. Kaçınmamız evet. Şimdi ne yapalım? Şöyle şurada esnek bekleme süresi gelmiş. Full mü? Aynen fullüyor. Kaçınmamızı yükseltiriz. Ufaktan bir skor denemesi atalım videonun sonunda. Bugün 20 tane kostüm önerisinde bulunacağım. Sıfırdan. Ben hangi kostümleri almışım? Bunlara bakalım. Genel olarak aldığım kostümlerin hepsi gözünüzün önünde. Oyun hesabımı da biliyorsunuz. Bakabilirsiniz. Ben kendi ya aldıklarımın hepsini önereceğim bu listede. Çünkü yani boşuna almıyoruz. Bir, kesinlikle Loki oyunda meta skorun en baba karakteri. Başuçman kesiyor. Devasa başuçman akında gayet iyi. Gönderim görevinde gayet iyi. Alınabilecek en iyi kostüm. İkincisi Sharon. Kesinlikle ama kesinlikle baş düşmanında en iyiler arasında.
modlarında çok iyi. Günü olmadığı tek oyun modu skor. Yani AVX'te asla skor günü yok. O yüzden tek eksi yönü o, ama o da eksi yön sayılmaz. Başmancı karakterlerde lazım ve yeni başlayanların gerçekten ilacı Charon. Kesinlikle alınabilir. Yani bundan sonrası sıralama değil. Genel olarak ilk 20 olarak bakabilirsiniz. Ghost Rider kesinlikle alınabilecek güzel kostümlerden bir tanesi. Takım savaşı metası hasarı çok iyi. Baş düşman da gayet iyi. Ve yeni başlayanların alabileceği tatlı kostümlerden bir tanesi. Ve diğeri de Captain America. Captain America skorda alternatif olarak kullanılabilen bir karakter. Ve yeni başlayanlar için gayet iyi bir karakter. Hasarı fena değil. Özellikle Shadowland'da 30'lu kartlara geldikten sonra Phoenix katı var. Ve Phoenix katında da bu kostümde iş yapıyor. Ve bu kostümde gayet iyi kesiyorduk. Kategori 3 yapmadan önce de kesiyorduk biliyorsunuz. Ve sadece özel ekipmanla bile kesebilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Ve Spider-Man. Spider-Man de biliyorsunuz işimizi çok gördü. Gayet gördü. Şu anda da kategori 3 yaptık. Ve yine gayet iyi. Hem PvP'de meta hem de PvE'de gayet iyi diyebilirim. Gerçekten sevdiğim bir karakter. Kostümünü alabilirsiniz. Ya bu kostümü alın. Bu PvE için daha iyi. Diğer kırmızı kostümde, şu kostümde PvP için çok 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 iyi bir kostüm. Tamam. Bir diğer karakter bende olmayan. Şimdi bunu şöyle açıklayayım. Kimi söyleyeceğim? Tabii ki az çok tahmin etmiyorsunuzdur şu anda. Kate Bishop. Ben normalde Makari'yi önerirdim ama Kate Bishop da aynı seviyede karakter olduğu için kesinlikle Kate Bishop'u önereceğim. Çok çok iyi karakter. Başman da gayet iyi. Skorda Makari ile eşdeğer bence. Yani bence eşdeğer. Kesinlikle alınabilecek güzel bir kostüm. Sizi çok ileriye taşıyacak bir kostüm diyebilirim. Zaten önümüzdeki aylarda kesinlikle kostümünü alırız. Ama altının skillini ne zaman açarız? Onu bilemiyorum. Yani Makari yerine bu listeye Kate Bishop'u koydum. Onu söyleyeyim. İşte niye Makari önermedin diyenler olursa bunu söylemiş olayım. Ama tabii ki ileri seviye oyuncular için, başman kesen oyuncular için Makari olmazsa olmazlardan bir tanesi diyebilirim. Bir diğer karakter yavaştan tabii ilerledikçe Scarlet Witch falan açacaksınız. Cable'ı, Quicksilver'ı. Bunlar nasıl açılıyor hakkında ufak özel bir video yaparım. Ya çok basit, bunu uğraşmakta bir şey yok. Normal başmanları kestikten sonra ilk önce Quicksilver'ı açıyorsunuz. Bunun görevleri var burada. Normal modu açmak için. Daha sonra Quicksilver'dan sonra Cable, daha sonra Scarlet Witch açılıyor, daha sonra Apocalypse açılıyor. Bunların görevlerini zamanla yaparsınız. Merak etmeyin. Zamanında yapılıyor ve indirim de geliyor. Sanırım o görevlere de indirim gelmişti. Bakın. Kullanabilirsiniz ama çok da gerek yok. Scarlet Witch şu anda skor metası. Baş düşmanda da gayet iyi. Birçok oyun modunda PvE'de gayet iyi bir karakter. Bence alınabilecek en mükemmel kostümlerden bir tanesi. Yeni gelen artefaktı da pasifi gerçekten kendisi için inanılmaz muazzam bir artefakt. Scarlet Witch kesinlikle alınabilir. Muazzam bir karakter. Bir diğer karakter Sif. Açıkçası çok güzel bir yancı ve kendisi de skor atabiliyor. Vakri'yi almadım bu listeye çünkü filmi yaklaşıyor ve yeni kostüm gelecek tahminen. O yüzden şu anda alınmasının bir manası yok. Vakri kostümünü şu anda almayın. Karakterin olması yeterli. Onun yerine Sif'i almak daha mantıklı bir tercih olacak. Zaten potansiyel seçici gelirse, ki geleceğini ben tahmin ediyorum. Ki umarım da gelir. Biraz daha bonkörlük yaparlar. Yapmaya da bilirler çünkü özel kategorideki seçici verdiler. Gelirse Sif'i alırım ve kullanırım tahminen. Çünkü ne Crescent var, ne Valkyrie var, ne Sif var bende ve bir karakter lazım. Onun o günün eksiğini de Sif'le kapatırım. Yanına da Valkyrie koyarım. Lider de She-Hulk şeklinde oynarız. Sif de kesinlikle alınabilecek güzel kostümlerden bir tanesi. Çünkü yancılığı kostümüyle birlikte geliyor. Kostüm etkisine baktığımızda, aldığımızda tüm takım arkadaşlarına başmanlara verilen temel hasar %45 arttırmasına vesile oluyor. Bir diğer karakter Doctor Strange, kesinlikle muazzam olmuş. Kostümlere gelelim. Şu an benim almama sebebimi söyleyeyim. Mephisto 2 günde de güzel skor attığı için şu anda beni tatmin ediyor. Doctor Strange'i yapacak ne malzemem var ne de takacak bir CTP'm var. O yüzden almadım. Ama tabii ki ilerleyen süreçlerde birkaç tane daha eksik günümü kapattıktan sonra Doctor Strange'in kostümünü alacağız ve kesinlikle CTP takıp kategori 3 yapacağız. Susturma kullanmadan bile skorda Mephisto ile galiba aynı skorları atıyor. Yani düşünün, felç ayında veya
yakma ayında ne kadar iyi olacak bu kostüm. Yakması var mıydı? Emin değilim ama sanırım bakın felç var. Yakma vardı diye biliyorum. Yanlış olmayayım. Kategori 3 yeteneğinde mi vardı acaba? Şöyle bir bakmam lazım. Marvel evrenine gelelim. Kahramanına gelelim. Douglas Strange kostüm. Şöyle bakalım. Yakmayı gören var mı? Yakma. Galiba yakması yok ya. Bir tek felç ayında mı? O biraz sıkıntı işte. Bakın şu anda yakmasını ben göremedim. Bilmiyorum. Sadece felç ayı için de bir karakterin masrafına değer mi acaba? Bunun hakkında konuşacağız meta videosunda zaten de. Yine de alınabilecek güzel bir kostüm. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Kostüm gücü çok iyi bir kere. Başman da işinizi görür. Her türlü alınabilecek güzel bir kostüm. Douglas Strange. Zaten yaptığımız karakterler genelde iyi karakterler. Kostümsüz kalmamalı. Kostümler alınmalı. Örneğin burada Cable'la Wolverine'e kostüm aldığım gibi. Ve tabii ki yavaştan artık Süper Dev'i kasacak seviyeye geldiğimiz için Süper Dev'in kostümü mutlaka alınmalı. Aldık. Özel ekipmanla taktık ve muazzam bir karakter. Şu anda yaptığıma pişman olmadığım bir karakter ve olmayacağım bir karakter. Uzun süre metada kalacaktır. işimi görecektir. Ve bir diğeri Dr. Octopus. Kingpin çok nadir geldiği için, kışın geleceği için onun alternatifi lazım. Apocalypse'i de ben çok sevmediğim için ve Dr. Octopus bayağı maliyetsiz. Seçiciden alınabilecek bir karakter olduğu için potansiyel seçici gelirse kesinlikle muazzam bir karakter ve kostüm gücü inanılmaz. Dün gördük zaten, benim için çok yeterli bir kostüm. Birçok oyuncu için de yeterli bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Alınabilecek muazzam kostümlerden bir tanesi. Geldik. Green Goblin'e. Şu anda herhangi bir yükseltmesi yok. Herhangi bir altının skill'i yok. Ne bileyim, kategori üçlü yok ve meta. Bence meta. Ben gidip Gamora'nın altının skill'ini açacağıma veya Corvus'u açacağıma giderim. Yeşilcini 70 seviye yaparım. Bununla skor atarım ya. Muazzam bir kostüm. Gerçekten muazzam bir kostüm. Takım savaşında da meta. Yani Elektro yerine giderim. Ben Green Goblin kullanırım açıkçası. Kesinlikle meta. Bu arada Elektro'nun liderliği Green Goblin'e yaramıyor. Bunu söyleyeyim, haberiniz olsun. Çünkü bakın Zalim Altılı burada yok. Yetenek bölümünde Zalim Altılı yok. O yüzden iş görmüyor. Diyelim. Ve Devam edelim. Kimle devam edelim? Bakayım. Şöyle listeye bakıyorum. Kaptan Marvel'ı söyleyeceğim. Ama Kaptan Marvel'ın kesinlikle bu kostümü. Çünkü takım savaşında meta. Eğer ki takım savaşında son bölüme kadar gelirseniz, en yüksek seviyeye kadar gelirseniz, yani Vibranium Ligi'ne. Şu anda bakayım ne durumda orası. Evet. 47. sırada tamamlamışız. Yani Vibranium Ligi'ne gelirseniz burada kullanılabilecek bir karakter. Zaten çok nadir karakter var. Morgan Le Fay kesinlikle elinizde olur. Antiman'ı belki açabilirsiniz. Ve üçüncü kişi de sadece Kaptan Marvel olabiliyor. Sadece önermemin sebebi burası için. Başka bir sebebi yok. Kesinlikle orası için alınması gereken bir karakter bence. Geldik. Gamora'ya. Bence Gamora da gayet iyi. Her ne kadar mesela düşse de hızlı bir şekilde. Liderliği için bile alınabilecek bir karakter. Şu liderlik inanılmaz. Hem Bashman için hem de skor için. Skor da gerçi Black Cat de kullanılabilir liderliği. Ne bileyim, Green Goblin de kullanılabilir. Ama alınabilecek tatlı bir kostüm. Ben kostüme çok ısındığım için tavsiye edeceğim. Ama yok, bana gerek yok. Ben Green Goblin alırım. Ne bileyim, Black Cat'i de almanız için para vermeniz lazım. O yüzden onun alternatifi diyebilirim. Aynen, böyle söyleyelim. Gamora onun alternatifi olarak alınabilecek bir kostüm. Eğer ki gidip Black Cat'e 300-400 lira vermeyeceksiniz. Cable'da açtıysanız eğer, kostümsüz kalmaması gereken bir karakter bence. Bu kostümünü alabilirsiniz. Bu kostümüne öfkesi tipi gidiyor. Yaz kostümünü alırsanız da, ki bu kostüm de gayet iyi, başmanda özellikle, bu kostüme de enerjisi tipi gidiyor. Bu kostüm benim için biraz daha iyi. Bu kostümü almanızı tavsiye ederim. Ama çok da gerek yoksa şu kostümü de alabilirsiniz. Geldik bir diğer karakter, Wolverine. Bence gayet güzel bir kostüm. Wolverine'e bugüne kadar gelmiş en iyi kostüm diyebilirim. Ne şu kostüm meta olmuştu, ne bu kostüm aşırı meta olmuştu, ama bu kostüm hem PvP'de çok iyi oldu hem de PvE'de gayet iyi oldu. Şu anda hali hazırda skor metamız Wolverine.
kesinlikle alınabilecek güzel bir kostüm. Geldik Cyclops'a. Cyclops'a gayet iyi bir lider ve yancı. Ben sadece liderliği ve yancılığı için aldım. Çünkü ne Işın süper kötü gününde liderim, yancım vardı. Ne de erkek günü. Yani Işın erkek gününde var aslında. Kadim kişiyi kullanırız. Fil kovasını falan kullanırız ama Cyclops'ta her türlü lazım olan bir karakter. En azından başmanda bile liderliği ve yancılığı gerçekten muazzam. Şöyle göstereyim liderliğimizi ve yancılığımızı. Şuradan değil pasifinden göstereceğim. Tüm takıma %30 enerji saldırısı veriyor. Liderliği de %35 tüm temel saldırı artışı veriyor. O yüzden muazzam bir kostüm alınması lazım. Bir diğer karakter Hela. Hela'nın da liderliği çok arttığı için ve kostüm de iyi olduğu için alınabilecek bence tatlı bir kostüm. Ve bu kostümle birlikte bunu kesinlikle alın. %60 saldırı veriyor. Şu kostümde enerji CTF'i verdiği için efsane başmanda Thor Ragnarok kısmında alınabilir. Çok zaten ucuz. Şu anda %50 indirim varken alacaksınız, alın ve epik yapın. Efsanevi Savaş'ta bölümünü oynayıp enerji CTF'i alabilirsiniz. Bu kostümü de kesinlikle alın. Eğer ki almadıysanız. Zaten aldıysanız tekrar alamazsınız. Orası da ayrı bir mesele. Neyse. Bir diğeri Proxima. Bakın ben de bir yıldız olmasına rağmen aldım. Çünkü karakter yancı bir karakter. Ve yancılığı şu pasifiniz değil. Nerede biliyor musunuz? Bakın yancılığı kostümde. Kostüm aldığınız takdirde takımdaki kötü adamlara süper kötüye verilen hasarı %35 arttırıyor. Kahramanla verilen hasarı da %40 arttırıyor. Biz genel olarak süper kötü kısmıyla ilgileniyoruz. Çünkü hem skorda yani genel olarak skorda süper kötüye hasar verdiğimiz için bizim için önemli. Ve takımımızdaki kötü adamlar da genelde Loki olduğu için bir diğeri de süper dev olduğu için çok önemli bir yancı. Alternatifi yok. Alternatifi yok. O yüzden alınması gereken bir kostüm ve biz daha kasmadan aldık. Çünkü lazım. Skorcuyuz. Yancı lazım. O yüzden de aldık değil mi? Bir diğer karakter. Burayı Luna'ya yazmışım ama Luna'ya çok gerek yok. Eğer ki Kate'i aldıysanız Kate yeterli olacaktır. Luna tamamen keyfi artık bence. Artık keyfi bir karakter oldu. Başmanda falan çok iyi ama artık keyfi bence. Son karakter de Taskmaster. Taskmaster'ı görürsek hemen şöyle yapıştırırız. Neredesin? Buradasın. Yancı. Bunun da alternatifi yok. Dövüşçü süper kötü gününde başka bir yancı var mı? Yok. Alternatifi var mı? Yok. Bu kostüm kesinlikle alınması lazım. Bunun da yancılığı kostüm etkisinden geliyor gördüğünüz gibi. Süper kötüye verilen hasarı %40 arttırıyor. Alternatifi yok. O yüzden kesinlikle alınması lazım. Böyle. 20 tane kostüm önerdik. Hep aldığım kostümleri önerdim. İşte Thor'u önermiyorum. Filmi geliyor. Ultron'u önermiyorum. Ben tamamen keyfi aldım. Alsanız da olur. Yani o ayrı mesele. Elektro'yu tamamen mecburen aldık. Keyfi aldık aslında. Altının skinini açarsak en kötü liderlik yapar da kime yapacak? Yani aldığıma pişman oldum mu? Yok, çok da olmadım. Çünkü tüm yancılarım tam özel karakterlerden. Luna var. Birçok karakter var. Alsam da olurdu, almasam da olurdu ama aldık. Venom alınabilecek bir kostüm aslında. Yani belki isteyen alabilir. O da keyfi bir karakter. Hulk'ı da tamamen keyfi almıştık. İndirim vardı onlarda biliyorsunuz. Şeyden kastığımız için. Rehberli görevden kastığımız için. O zaman almıştık. Macarena'nın kostümü hakkında zaten konuştuk. Kingpin'in kostümü zaten nadir geliyor. O yüzden onu söylemedik. Başka söylemediğim bir karakter yok aldıklarım arasında. İleri seviye oyuncular tabii ki Thanos'tur, Silver Surfer'dır, Doctor Doom'dur, ne bileyim Adam Warlock'tır, Tena'dır. Bunlar alınabilecek kostümler. İşte Wong da alınabilir. Shang kesinlikle alınabilir. Rogue alınabilir. Kate söyledik zaten. Hawkeye alınabilir. Cersei alınabilir. King'i alınabilir. Mr. Fantastic alınabilir. Daredevil alınabilir. Yani bunlar daha çok ileri seviye oyuncuların alabileceği kostümler. Captain America, Sam Wilson da belki alınabilir. Captain Britain'e de alınabilir. Karacüce, Karaçene bunlar da alınabilir. Icarus alınabilir. Human Torch da bakın alınabilir. Biraz daha yeni oyuncular için. Aynen Human Torch da söyleyelim. O da alınabilecek bir kostüm. Gilgamesh biraz daha ileri seviye oyuncular için. Gambit keyfi. Emma Frost evet alanlar kesinlikle alması lazım kostümü. Muazzam bir kostüm. Colossus biraz çok hafif daha ileri oyuncular için.
PvP'de yancı olduğu için yani yeni başlayan bir adamın alıp ne yapacak yani Colossus'u. Krasent de aynı şekilde ileri seviye oyuncular için. Iron Man'i çok fazla önermiyorum. Gerek yok. Moonlight'ı şu anda önermedim. Zaten yeni kostüm gelecek. Cezalandırıcı keyfi bence. Bakıyorum ya bundan sonrası çöp zaten. Bundan sonrası baktığımda var mı kimse? Yok. Herhalde. Gözümden kaçmasın ama yok başka. Mysterio biraz keyfi. Minerva yok. Yani şu anda önerilecek bir kostüm değil. Böyle. Bakayım. Daha yok. Aynen. Bu şekilde bir öneride bulunduk. Video burada bitmiş bulunmaktan. Bir skor denemesi yapalım. Şöyle ufaktan. Bakalım nasıl olacak. Görelim. Umarım listeyi beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yavaştan hemen skora geçelim. Evet geldik bakalım skorda neler yapacağız Süper Derbi'de. Öfkeyi taktık. Çok fazla oynamadık ama umarım iş yapacaktır. Şöyle bakalım. Baya iyi vurdu. Var ya gerçekten ben Süper Dev'i çok özlemişim. Rotasyonu böyleydi herhalde. Yanlış yapmıyoruz değil mi ya? Rotasyon bence bir tık böyleydi. Biraz geç açılıyor proc. Niye böyle oldu? Heh, şu an biraz vakitte açıldı. Güzel. Şöyle bir vuralım yine. 5, 3, 2, 4, 3 şeklinde oynuyoruz. Daha sonra biri vurabiliriz. Şöyle biraz daha köşeye gelirsen 6'yı vuracağım. 5, 2, 4, 3 yaparsak. Evet. Şeyli haline göre. Özel ekipmanda haline göre. Çok daha iyi. Çok daha iyi. Evet. İptalimiz biliyorsunuz 5. skill'de susturma sezonundayız. O yüzden şöyle 5, 2, 4, 3 yapalım. Bu şekilde iptal ediyorsunuz. Çok kolay susturma sezonunda. 3 attık. Evet. Tabii ki özel ekipmanda öfkeyle, yargıyla çok daha fazla atıyor. Çünkü hasar kaçma diye bir şey yok. 1 ile iptal edebiliyorsunuz. 5'i vurmadık bu arada. 5'i vuramadık. 5'te biraz beklemeniz lazım. Delayla iptal ediyorsunuz. Bakın 5'te açıyorsunuz. Daha sonra tamam. Şöyle devam edelim. Bayağı iyi bu arada. 5, 2, 4, 3 yapalım yine. Tekrardan şöyle 1 yapalım. Şöyle gel. 5, 2, 4, 3 yapalım. Güzel. 1 yapalım. Hemen iptal yerine git. Çok güzel. Çok zamanlı gitti. 6, 1, 5, 2, 4, 3, 5,5, 6 milyon falan yapacağız herhalde. Şöyle şurada 1 dakika kala 6 milyon yapsak çok iyi olurdu. Ki galiba aynen 6 milyon yaptık. Ah be 4. skill'i vuramadım. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Yani şu an gameplay yapmasak daha iyi olurdu ama şu anda kendimi tutamadım. Başlığa da zaten yazarım. Süper dev gameplay. Üf, fena. Değil mi? 6, 5, 2, 4, 3 yapalım şöyle. Ve daha evet şu anda bakın CTP farkı böyle. 5, 2, 4, 3 yapalım. 7 milyonu bakın. 7 milyonu daha son iptale gelmeden vurduk yani. İşte CTP farkı, hasar kaçmama farkı. Gerçekten bu kadar fark ettiriyor arkadaşlar CTP'nin önemi. Özel ekipmanda her karakterle oynayamazsınız çünkü hasar kaçabilir. Çoğu karaktere uymaz. Özel ekipman böyle. 6, 1, 5, 2, 4. 3 yapalım şöyle. Bakın neredeyse 8 milyon oldu ki olacak. 5, 2, 4. 3 yapalım. Şöyle bir 8 milyonu vurduk. 5, 2, 4. Son vurduk bakalım. Aynen 8, 1 milyon fark etti. Yani gerçekten 1 milyon muazzam bir fark. İlk oynayışımız birkaç tane ufak kaçırmalarımız oldu. Ama gayet tatlı bir skor attığımızı düşünüyorum. Takımı yanlış yapmadık değil mi? Yo, liderliğimiz Hela. Tamam. Yancımız zaten. Başka da bir karakter yok. Evet. 1 milyon fazla attık ve 28 milyon oldu totalde skorumuz. Bu hafta Evrensel Kahraman Kadın'da karakterim olmadığı için atamadım. 1,5 milyon attım. Serbestte 9,5'tan fazla attım herhalde. Dövüşçü Süper Kötü'de de 8 attım. Bugün de 8 atmış olduk ve 5. sıraya yerleştik ama çoğu kişi de atmamıştır skorunu. Şöyle bakalım atmayanlar var mı? Evet herkes yavaştan ufaktan skorunu atıyor. Skor atmayanları çıkaracağız. Bir iki kişilik yer açılabilir ona göre. Haberiniz olsun, aklınızda olsun. Süper Dev'inde
gameplay'ini bu şekilde yapmış olduk. Gayet tatlı. Öfkemizi de çıkardık. Yani Süper Dev'i devam ettirelim mi? Oynayalım mı Süper Dev'le? Ne diyorsunuz? Madem ya, evet ya, yıl dönümündeyiz. Bence biraz oynamamız lazım. Evet, hemen şöyle Nuh'la gelelim. Ve ikinci kattan mı gösterelim hasarını ilk önce? Nasıl bir takım kuralım sana? Nasıl? Kesmeyeceğim şu anda. Yancımız zaten yok. Liderde en fazla %30 veriyor sanırım. Aynen. Var mı başka daha iyisi? Yok. Tamam, şöyle bir takım kuralım ufaktan. Yancılarımız da şu şekilde olsun. Ve ikinci kattan gösterelim. Bakalım hasarımız nasıl. Biraz böyle kendi kafamda makareyle kıyaslamaya çalışacağım. Lider ve yancımız yok. O yüzden çok sağlıklı olmayacak. Hemen şöyle Süper Dev'e gelelim. 6, 1, 5, 2, 4, 3. Evet, lider ve yancımız olmamasına rağmen tatlı bir hasar vurduk. Yani aslında lider ve yancı yaptıktan sonra çok daha sağlıklı olacak bu denemelerimiz. Liderimiz yok, yancımız yok. Karaktere daha uru takmadık, bir şey takmadık. Şu anda durumu böyle. Zaten çok fazla uzatmayalım. Şöyle ilk 30 bara kadar keselim. Bakalım nasıl devam edecek. 6, 2, 5, 4, 3 yapalım şöyle. Tamam. Yani klasik aslında, bir dakikada kesiyor. Yani lider ve yancımız olsa çok tatlı olacaktı da maalesef yok. Zamanla arkadaşlar, zamanla hepsi olacak. Siz merak etmeyin, biz de. Şöyle 2, 4, 3 yapalım. Hasarımız patladı, boşa gitmesin. Yani bir dakikada şöyle 5, 2, 4 ve 3 yapalım. Şöyle bitseydi çok iyi olacaktı. Yani bir dakikada kesmiş olduk. 1 dakika 10 saniye. Yani liderimiz lider değil, yancımız zaten yok. Böyle hasarı zaten kesiyordum. Normal ekipmanla da kesmiştim. Böyle de kesmiş oldum. Şuradan bir destek isteyelim. Süper Dev az çok böyleydi. Skordaki oynanışı göstermemiz yeterli oldu bence. Şimdi bir şeye bakacaktım. Işın bir karakter yapabilirim. Onu göstereceğim. Malzemelerimiz ne durumda? Ona bakayım. Ha, evrensel ışın. Ha, ışın yapamıyoruz. Işın yapsak güzel olurdu aslında. Şu anda bir malzemelik, bakın bir karakterlik daha malzememiz var. Altını skill'leşeceğiz. Şunlar şu şekilde. Üretimden, etkinlikten gelelim. Şöyle hemen maksimum diyelim, alalım. Bu niye devam edemiyor? Neyse, tamam, bunları da hallettik. Videomuz bitti. Öfke düşürdük. Hangi kosmer almalı, bundan bahsettik. Süper Dev'in az çok gameplay'ini gösterdik ve videoyu bitirmiş olalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.